Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber Samsung Ring'i konuşacağız aslında. Geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde S24 ailesi anlatıldıktan sonra siyah bir ekranda Ring'i gösterdiler. Bizim sağlık takibimizi, spor takibimizi yapabilen, sağlığımızı aslında iyi yönde değiştirecek bir ürün olduğundan, bir giyilebilir teknoloji olduğundan bahsettiler. Sonrasında da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yine Unpacked etkinliğinde işte Fold 6'yı, Flip 6'yı tanıttılar ve Galaxy Ring'in detaylarına indiler aslında. Bir özet minvalinde olacak. Neler anlattılar ve ne işimize yarayacak ve yorumlarımdan bahsedeceğim. Yani bu yüzük bizim aslında akıllı saatimizin yerini mi almaya çalışıyor? Yoksa çok daha keskin doğru sonuçlar alarak hayatımızı daha iyi bir noktaya mı getiriyor? Daha öncesinde böyle ürünler var mıydı? Samsung bunu baştan mı icat etti? Bütün detaylara inelim. Numara 1. Akıllı yüzük meselesini Samsung icat etmiş değil arkadaşlar. Çeşitli fonlama sitelerinde biz bu ürünleri görmüştük aslında. Aura Ring ve Ultra Humor Ring gibi ürünler vardı. 250 dolar, 300 dolar civarlarında fiyatları değişiyordu. Bir kısmında abonelik vardı. Yani yıllık veya abonelik ödeme sistemleriyle beraber geliyordu. Abonelik e, gerektirmeyen ürünler de bulunmaktaydı. Çeşitli kabiliyetleri var. Birbirlerinden ayrılıyorlar ama Samsung'un akıllı yüzüğü sevgili arkadaşlar 399 dolar ve herhangi bir abonelik ücreti bulunmamakta. Numara 2 Samsung bu yüzü birazcık daha farklı hale getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bir ekosistemden bahsediyor. Ekosistemdeki ürünlerin kontrolüyle alakalı eklentileri var. Misal veriyorum iki defa dokunduğunuzda fotoğraf çekebiliyor veya alarmınızı susturabiliyor gibi. Biz bir önceki etkinlikte nasıl görüneceğini bilmiyorduk ama şimdi biliyoruz arkadaşlar. Grey Siyah ve altın rengi olarak 3 farklı renk seçeneği bulunmakta ve 9 farklı ölçüsü var. Yüzükleri biliyorsunuz ölçülerine göre alıyorsunuz ki parmağınızdan düşmesin etmesin diye. Normal bir nişan yüzüğü, evlilik yüzüğü gibi düşünün. Bunlara göre de tabii ki kullanım süresi değişiyor. 7 günlük bir kullanım süresinden bahsedilmiş ama boyutuna göre bu süre değişebilmekte. Aynı zamanda bir kutuyla beraber gelmekte. Rakiplerinden ön plana çıktığı şey de bu. E, kutuyla beraber aslında kullanım süresini işte kutu artı yüzüğünüz 17 güne kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani bir buçuk defasında şarj edebiliyor. Ama bu kutuyu nasıl bulacağımızla alakalı çünkü yüzük, kutu kaybetmesi hani küçük oldukları için daha kolay şeyler aslında. Ya yani en nihayetinde taşıması daha kolay, kaybetmesi daha zor bir ürün kutusu olduğu için. Numara 3 altında kırmızı yeşil ledler gördük. Bunlar çeşitli verileri aslında okuyorlar. Bir akıllı saatin altındaki sensörler gibi düşünebilirsiniz ama parmağınızdan ölçüm yaptığı için belki de daha keskin sonuçlar oluyordur. Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Çünkü burada Samsung'un hedefi tam olarak ne? Onu ben de kestiremiyorum. Yani akıllı saati mi acaba kolumuzdan çıkarmak istiyorlar? Yoksa gece yatarken ya akıllı saat kullanma. Yüzünle beraber uyku takibini yap. Daha kolay olur, daha konforlu olur. Hani bunun mu peşindeler? Ben de bilmiyorum. Ama nedir? Şunları yapacağı kesin. Vücut sıcaklığınızı ölçecek, kanınızdaki oksijen miktarını ölçecek, nabız durumunu ölçecek. En yüksek nokta nereye çıkmış, en düşük nokta nereye çıkmış. Bunun ortalaması ve yapay zeka ile beraber zaten Samsung'un en çok vurguladığı şey buydu geçtiğimiz AmpTech etkinliğinde. Yapay zeka sizlere sağlığınızla alakalı Samsung Health üzerinden ipuçları verecek. Diyelim ki o gün çok yoruldunuz. Ya bugün senin planında hatırlatıcında işte spor etkinliği veya işte maratonun var senin kardeş. Ama enerji skorun ki bunun üzerine de özellikle durdular. E, Samsung Health artık size bir enerji skoru veriyor. Çeşitli biyometrikleri takip edip bunlardan bir ortalama çıkarıp enerjinizi belirtiyor ve diyor ki mesela ya sen bugün egzersiz yapma çok yorulmuşsun veya bugün çok iyi uyudun aslında bugün enerji skorun bu istediğin egzersizi yapabilirsin kendini zorlayabilirsin gibi ipuçları veriyor. Şunu da merak etmiyor değilim yani bir akıllı saatten biz zaten sıkıldık mı ki bu bunun yerine çözüm getirecek çünkü akıllı saatinizle beraber ne yapabiliyorsunuz aslında çeşitli biyometrik takiplerin ötesinde spor aktivitelerinizi de takip edebiliyor mesela yürüyorsunuz tempolu yürüyorsunuz bir koşu bandında yürüyorsunuz çeşitli spor aktivitelerinde bulunuyorsunuz kullanıyorsunuz. Spor salonu gidiyorsunuz ve bunu otomatik olarak algılayıp kaydediyor aslında. Bu bu yüzüğün de aynısını yapacağını tahmin ediyorum. Hatta tabii ki kullanım alanları ve kolaylıkları değişecek. Yani bileğinizdeki bir şeyle elinizdeki e, bir yüzük bunların kullanım alanları ve konforları çok daha farklı hale gelecektir. Aynı zamanda sıvıya karşı dayanıklı olduğunu da özellikle belirtmişler. Yani mesela ben acaba şimdi yüzüğümle denize girebilecek miyim? Genelde yüzüğü çıkarıp bir kenara koyarsınız öyle girersiniz denize kaybolur falan filan diye. Hani saatle girme işte 10 atmosfer işte basınç destekli sıvı geçirmez saatler var. Onlarla beraber atlıyorsunuz ama ben mesela akıllı saatlerimi asla sokmam. Bu yüzük mesela çok kapalı kutu bir şeye benziyor. Ben bununla beraber denize de girebilir miyim? Bu burada da e, spor aktivitesinin ölçümünü alabilir miyim mesela? Merak ediyorum. Bunun için belki de işe yarayabilir. Benim özellikle işime yarayacak kısmın uyku takibi olduğunu düşünüyorum ve bunu çok daha keskin bir şekilde yapabileceklerini söylüyorlar. Yapay zekanın desteğiyle beraber sen ne kadar sürede uykuya daldın? Ne kadar süredir uyuyorsun? REM uykun nedir, derin uykun nedir bunların ölçümüyle alakalı daha keskin sonuçlar verebilirse eğer ki öyle olacağını tahmin ediyorum yapay zekanın da desteğiyle beraber sizin aslında uyku düzeninizi gün içerisindeki enerjinizi artıracak ipucularla gerçekten faydalı bir şeye dönüşebilir. En ayetinde Samsung Galaxy Link'lerle alakalı detaylar vermiş olsa da elimizde sorular var. Şimdi titanyum malzemeden evet oldukça dayanıklı korozyona karşı da dayanım gösterebilen bir ürün ama sürekli elimizde bir şeyleri kavru kavruyoruz. Yani ne kadar sağlam kalabilecek? Sonrasında her boy seçeneği aslında ölçü seçeneği ülkemizde mevcut olacak mı? Ülkemize geleceğini biliyorum. Ama her boy seçeneğiyle gelecek mi? Sonrasında farklı renk seçenekleri olacak. Mesela altın rengi evet hanımefendilerin daha çok hoşuna gidebilir mesela. Siyah ve gümüş olanı benim hoşuma gitti ama kolumda hem bir saat hem de bir yüzük taşıyacak mıyım mesela sorusunun cevabı ben zannetmiyorum. Ben en çok bu yüzüğün kaybetme oranını merak ediyorum. Yani çünkü normal bir yüzük olsa hatta belki birazcık da sıkışmış olursa aylarca yıllarca elinizden çıkarmıyorsunuz, parmağınızdan çıkarmıyorsunuz bunu ama bunu 7 günde bir bu akıllı yüzüğü çıkarıp şarj etmeniz gerekiyor sonuçta. O yüzden kaybetme oranları çok merak, merak ediyorum. Yani kurtusu var evet kaybetmeyle alakalı şey diyorsunuz yeri var sonuçta diyorsunuz. Ama yine de yüzük mü yüzük ve arada bir çıkartıyorsanız kaybedilir bu. Ekosistemin içerisine çok güzel bir şekilde entegre olacağından eminim. Yani hem telefon tarafındaki yapay zeka hem de yüzükteki yapay zeka ve daha belki de keskin ölçümlerle beraber hayatınıza Samsung Health üzerinden katacağı şeyler olduğuna eminim. Ama ne radde olacak? Bir akıllı saati benim kolumdan atacak kadar veyahut ikisini beraber kullanmak isteyebileceğim kadar fayda gösterecek mi? Ben aradayım açıkçası. Test edene kadar da yani bu fikirle devam ediyor olacağım gibi gözüküyor. Sizler neler düşünüyorsunuz Samsung'un ringi hakkında? Arkadaşlar yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Sormak istediklerinizi yazın. Bu yorumları ben mutlaka okuyorum. Cevap verebildiklerime, erişebildiklerime, yetişebildiklerime de cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.